plana baktığımız zaman aslında ölçek ekonomilerinde en büyük kriterlerden birisi bir tane maliyette siz ne kadar maksimum fayda yaratabiliyorsunuz, ne kadar geri dönüşümü var, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla rekabetin bu kadar hızlı, kapsamlı, çok saldırgan olduğu dönemde rekabet için Ar-Ge yatırımı inanılmaz önemli. Bu anlamda en fazla Ar-Ge yatırımlarına baktığımızda teknoloji firmaları diye düşünüyorum. Teknoloji firmaları çok hızlı tüketilen ve o anlamda devamlı yenilenmesi gereken bir alan olduğu için Ar-Ge'ye çok fazla yatırım yapıyorlar. Bu anlamda Microsoft'un bütçesi, Ar-Ge ayrılmış bütçesi $9,5 milyar. Ülkeler bazında baktığımızda Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan İsrail. O kadar küçük olmasına rağmen bütün dünya politikalarını ve dünyanın ticaret altyapısında çok etkin olduğu için herhalde en fazla Ar-Ge'ye yatırım yapan İsrail. Türkiye'de ise Koç Holding bünyesindeki Ford Otosan. Koç Holding'in yaptığı yatırımlarda Ar-Ge bütçesi 280 milyon dolar civarında. Yani çok küçük aslında diğer dünya devlerine baktığımız zaman. Ama bizim ülkemizdeki şartı bu. 1240 tane çalışanı söz konusu. Ar-Ge departmanı için söylüyorum. Bu anlamda en fazla yatırım olarak gördüğümüz Türkiye'de Koç Holding. Aslında Ar-Ge'de şey çok önemli. Hani Ar-Ge inovasyon bir yenilik kapsamında çalışma yapıyorsanız Steve Jobs'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir ürünü üreteceksiniz ve insanların yükleri kalacaksınız. Yani bir cep telefonu, bizim bilim öğrenciliği yoktu. O zamanlar böyle bir çağrı cihazı falan vardı. Değil mi? Sonra şimdi cep telefonu olmadan hiçbirimiz hareket etmiyoruz. Sanki daima hayatımız içerideymiş, içindeymiş gibi. Bu tip çalışmalarda Ar-Ge inanılmaz önemli. Ayrıca firmaların hedef maliyetleme dediğimiz maliyetleri düşürmek, kar marjlarını artırabilmek amacıyla da yine Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Bu anlamda ülkemizin de Ar-Ge'ye ve ülkemizdeki şirketlerin de yatırım yapması gerekiyor. Ülkemiz de kalkınma stratejisi, maliye politikası aracı olarak da Ar-Ge teşviklerini gündeme getirmiş. Ar-Ge teşviklerinde mevzuata baktığımız zaman, hani mevzuat noktası tabii ki yani kanun maddelerini ezberlemeyeceğiz ama en azından hangi noktalarda, ana başlıklar itibariyle hangi mevzuatlar var, biraz farkındalığımız olur ise araştıracağımız zaman bizim için daha kolaylık olacağını düşünüyorum. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında 5746 sayılı kanun mevcut. Bu kanun kapsamında aslında tanımlaması var. Orada da der ki, küçük ve orta ölçekli sanayi girişimi ve destekleme idaresi başkanlığı tarafından 12.4990 tarihli ve 3624 sayılı kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri, teknoloji merkezlerinin hepsini bu kapsam dahilinde tutuyor ile Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri, yani bu dar mükellef de olabilir, Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknoloji girişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsayan bir kanun, 5746 sayılı kanun bu kapsamda bize yönlendirme yapıyor ve bütün tanımlamalar da orada mevcut. Gelir vergisi kanunu madde 89'da bu anlamda siz Ar-Ge ile ilgili yatırım yaptınız, gelir vergisinden nasıl düşeceksiniz, işte amortismana tabi işlemleri nasıl yapacaksınız, ona ilişkin düzenlemesi söz konusu. Yine aynı şekilde 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu madde 10-11'de yine aynı şekilde Ar-Ge yatırımlarının kurumlar vergisi kazancından ne şekilde indirileceğini düzenleyen kısım. Kurumlar vergisi genel tebliği var. Seri numaralı 1 olarak geçiyor. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği mevcut. Yine 5746 sayılı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında genel tebliğler 1, 2, 3 diyerekten onlar mevcut. Ve SGK genelgesi var. Çünkü SGK genelgesinde biliyorsunuz tüm dünyanın sorunu talep ve istihdam daralması ve ülkemizdeki en büyük sorunlardan birisi ise kalifiye personellerin eksikliği. Ülkemiz bir maliye politikası aracı olarak da nitelikli istihdam gücünü artırmak amacıyla SGK teşviklerini gündeme getirmiş. Bu anlamda
Eğer nitelikli bir personele, yani işte bu kurslar vesaire bitirmiş kişiler mevcutsa, o anlamda da teşvikten daha fazla faydalanabiliyorsunuz. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Peki Ar-Ge faaliyeti nedir dersek, bilgi dağarcığının arttırılması, yani bilgi dağarcığının arttırılması, işte insan, toplum, kültür, profesyonel kültür dediğimiz kavramların yerleştirilmesi, toplum bilgi birikiminin yükseltilmesi anlamında değerlendiriliyor. Yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere, yani inovasyon yatırımları için yürütülen yaratıcı çalışmaları bu kapsam dahilinde değerlendiriyor. Çevreye uyumlu, zaten bütün projeler içerisinde işte çevreyle barışık, çevreye uyumlu, çevreye geri dönüşümü olan projeler, işte bunlar daha çok desteklenen, toplum tarafından da daha çok sempati duyulan projeler kapsamında ve bu Ar-Ge faaliyetlerinde de destekleyen. Bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan tüm faaliyetleri biz Ar-Ge faaliyeti olarak belirtiyoruz. Peki, Ar-Ge harcamanın içerisinde ne var der isek, bu anlamda baktığımızda, ilk madde ve malzeme giderleri yine Ar-Ge harcamaları içerisinde yer alıyor. Amortismanlar, Ar-Ge personeli giderleri, tam zamanlı ve kısmi zamanlı şeklinde de ayrılıyor zaten. Genel giderler, tabi bunun da yine Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olan kısımları, vergi, resim ve harçlar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler yine Ar-Ge faaliyetleri kapsamı içerisinde değerlendiriliyor. Peki Ar-Ge merkezinin özellikleri nedir dersek, bu anlamda tabii biraz yüksekmiş gibi gözüküyor. Yani bizim hitap ettiğimiz firmaların işte COBI standartına, COBI tanımlamalarına baktığımız zaman biraz yüksekmiş gibi görebiliyoruz ama çok fazlasıyla desteklenmesi, hatta şirketlerin bazılarında bütçesinin %70'ini Ar-Ge'ye ayıran firmaları da görüyoruz. Bu kapsamda diyor ki Ar-Ge merkezlerinin özelliklerinde dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerleri dahil kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan bütün sermaye şirketlerini kapsıyor. Organizasyon yapısı içerisinde diyor ki senin Ar-Ge departmanın ayrı bir birim olarak yer alacak. Ayrı birim olarak bulunması gerekiyor. En az 50, bu rakam yalnız burada yanlışlık var, 30 olarak bilginizde olursa daha sağlıklı olur. Yanlış yazmışız. En az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eder. Yeterli Ar-Ge birikim ve yeteneği olan birimlerdir diye Ar-Ge merkezlerini belirtiyoruz. Peki, nitelikli istihdam personeli ile alakalı SGK'nın da teşvikleri söz konusu. Bu anlamda diyor ki Ar-Ge personeli kimdir? İşte tam zamanlı olan, destek sağlayan gibi ayrımları var. Doğrudan faaliyetlerde yer alan görevli araştırmacı, en az lisans mezunu veya teknisyenler, lise mezunu, teknik ve bilgi deneyim sahibi olan kişiler. Bunlar birebir Ar-Ge personeli olarak yer alıyor. Destek personeli ise bunların faaliyetlerine destek olan İşte doğrudan ilişkili yöneticiler, teknik eleman, laborant gibi bu anlamda birebir o alan içerisinde yer almayıp da onlara destek birimleri, kişileri kapsayan Ar-Ge personeli kimliğinde yer alıyor, destek birim kimliğinde. Teşvik unsurlarında Ar-Ge'de neler var diye bakarsak, yine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10 bu anlamda düzenlemeyi bize gösteriyor ve Ar-Ge indirimi var. Ar-Ge indirimi daha önceki zamanlarda yaptığınız Ar-Ge çalışmalarının %40'ını indirebilir iken şimdi yasal düzenlemeyle %100 indirime sahipsiniz. Dolayısıyla bu anlamda güzel bir indirim kalemi. Gelir vergisi stopajı teşvikleri söz konusu. Sigorta primi, işveren desteği söz konusu. Damga vergisi istisnası var. Oranlardan bahsetmiştim. Hani zaten zamanla ilgili sıkıntı var. Bir de akşam bu saatinde böyle bir toplantıda daha da böyle sabrınızı da zorlamak istemiyorum. Bazı kısımları kısa kısa geçeyim. Daha iyi olacaktır. Bu kısmı geçiyorum. Çünkü %40 iken %100 oranında Ar-Ge indiriminden faydalanabiliyoruz. Peki bunun uygulamasını nasıl yapıyoruz diye bakarsak, birincisi
Başvuru yapacağımız merci Maliye Bakanlığı. ARGE projesi kapsamında Maliye Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Bakanlık tarafından yapılan bir takım prosedürler ve işlemler söz konusu. Akabinde bu tip faaliyetlerde zaten TÜBİTAK görüşü de alınıyor. TÜBİTAK tarafından yapılan işlemler var. Değerlendirme raporu söz konusu. Yemini mali müşavir incelemesi. Burada Filiz Hocam da bahsetti. Bu anlamda tekrar sanırım bir düzenleme olacak. Serbest muhasebeci mali müşavirlerde ya da ruhsata sahip olan kişilerde bu tip çalışmalar içerisinde yer alacaklardır diye düşünüyorum. Tabi bu anlamda da belli bir birlikteliğin oluşması lazım ki bu talepler gitsin. Ona göre bize yeni bir alan daha oluşsun. ARGE indirimi tutarının beyannamede gösterilmesi şeklindedir. Beyannamede göstermediğimiz hiçbir şey indirim konusu zaten yapamıyoruz. Uygulama bu şekilde. Sermaye destekleri vergiye tabi değil. Hibe destekler, hibe destekleriyle ilgili Filiz Hocam bahsetti. Hibenin muhasebesi uygulamaları da biraz daha farklı. Çünkü hibeyi firmanın kendi geliri değil de ayrı bir fon hesabında tutup onun yine işlemlerini takip edip bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen ARGE indirimi tutarı sınırsız bir şekilde devrediyor ve daha sonraki yıllarda da bunu indirim konusu yapabiliyoruz. ARGE harcamaları aktifleştiriliyor ve amortismana tabi tutuluyor. Bu şekilde uygulamaları söz konusu. Gelir vergisi stopajı teşvikinden bahsetmiştik. Bu anlamda ARGE ve destek personeli için teşvik oranı yine nitelikli istihdam gücünün teşvikiyle alakalı, işte doktoralıysanız %90, doktoralı olmayanlarında %80, teşvik uygulamasındaki destek personeli de sınır %10'u aşamaz şeklinde bir uygulama söz konusu. Peki, gelir vergisi istisnası bir ARGE merkezinde hani nasıl uyguluyoruz diye baktığımızda, muhtasar beyannameyi düzenlerken uyguluyoruz. Asgari geçim indirimi hesaplamasında dikkate alıyoruz. ARGE kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirimde dikkate alıyoruz. Bildirimde yer alan telkine konu olacak alacaklar edilecek tutar toplamının muhtasar beyannamenin tablo bir kısmında yine matrak ve vergi bildirimi bölümünün 18C ücret ödemeleri üzerinden yapılan tevkikatın 5746 sayılı kanun gereği terkin edilen tutarı şeklinde bunu beyanname üzerinde belirterek de işlemimizi tamamlıyoruz. Peki, sigorta primi desteğinden bahsettik. Bu anlamdaki desteklerde yine TÜBİTAK tarafından yürütülen ARGE ve yenilik projeleriyle rekabet öncesi işbirliği projeleri. Rekabet öncesi işbirliği projelerinde kapsamı şu: siz bir farklı farklı firmalarsınız. Rekabet öncesi işbirliği çerçevesinde bir ARGE çalışması bir arada yapabiliyorsunuz. Bunu da yine ARGE indirim kapsamında değerlendirebiliyorsunuz. Gelir vergisinden istisna olan personeller bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri de yine sigorta primi işveren listesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanması şeklinde uygulanıyor. Yine bu faaliyette ARGE faaliyetiyle alakalı personeller bu kapsam dahilinde, diğerleri bu kapsamda yer almıyor. Kapsamdaki personele yapılan ücret dışı ödemeler yine bu kapsamın dışında, sadece ücret niteliğinde bu faaliyette bağlantılı olanları bu kısma dahil ediyoruz. Bu kısmı da geçeyim. Damga vergisi istisnası var. 5746 sayılı kanun çerçevesinde ARGE çalışmalarıyla ilgili düzenlenmiş değerli kağıtların hepsi yine bu kapsamda istisnada. Yine bu yapılan istisna faaliyetlerin mutlaka bir koşulları söz konusu. Koşullara baktığımızda ARGE faaliyetine yönelik olması, ister SGK teşviğinde, ister kurumlar kazancına indirilmesinde, her türlü noktada zaten olmazsa olmaz bir koşul. Diyor ki ARGE faaliyetiyle alakalı bir durum olması gerekiyor.